Dişlerimiz neden erken yaşta çürür? Ağız kokusunu nasıl giderebiliriz? Bu ve buna benzer sorularımızın cevabını Özel İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne konuk olarak öğrendik. Beraber izleyelim. Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Kırşehir'de kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Kırşehir'de bulunan İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğine konuk olduk. Yanımda da poliklinik sahibi Muhammed Bey bulunuyor. Muhammed Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. 2 sene öncesinde mezun oldum. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha önce Aksaray'da da çalışıyordum. Bizim Aksaray'da da hastanemiz var. Bir senedir burada çalışıyorum. Güzel Peki, gidiyor yani. Burada müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz bunlardan da bahsedelim. Şimdi Kırşehir biraz gelişmekte olan bir şehir olduğu için bu diş hekimliği fırsatları açısından bayağı bir ön planda. Ve yeterli poliklinik yok. Bizim gibi bir başka poliklinik olmadığı için biz mümkün olduğunca fakülte kaynaklarının da kullanabileceği güzel bir yer açmayı düşündük. Diş hekimliği olarak çene cerrahisi dalındaki bütün tedavileri yapıyoruz. Ortodontik tedavi, tel tedavisi, pedodonti. Bunun dışında diğer olmak üzere dolgudur, endodontidir, çekimdir. Hani aklınıza gelebilecek, fakültede yapılabilecek bütün işleri burada yapıyoruz. Diş tasarımları da yapılıyor sanırım burada, tabii, değil mi? Tabii ki yapıyoruz. Peki hocam, diş sağlığımızı korumak için neler yapmalıyız? Mesela diş fırçası önemli mi? Fırçalama şekli önemli mi? Bunları da biraz izleyicilerimize anlatalım istiyorum. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Halkımız çok fazla bilinçli değil diş tedavisi açısından. Öncelikle bu bilinci yakalamamız lazım. 6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gelip gitmemiz lazım. Bu çürüklerin ya da önüne geçilebilecek bir tedavi açısından çok önemlidir. Onun dışında fırçalama hakkında bazı hastalarımız ya da çoğunluk olarak biraz yetersiziz. Fırçalama nasıl olması gerekir diye söylemesi gerekirsek reklamlarda görüyoruz. Hani fırçanın boylu boyuna bir macun sıkımı var. Bu çok yanlış bir tedavi. Mercimek büyüklüğünde bir macun yeterlidir. Fırça olarak da gayet düz bir fırça önemli. Tamam mı? Günde 2 defa fırçalanması lazım. Fırçalamayı nasıl yapmamız gerekir dersek, dişle diş etinin sınır bölgesine ve ufak titreşim hareketi yaparak dişin uç kısmına doğru süpürmemiz lazım. Bunu eğer günde 2 defa yaparsak yeterli fırçalamayı yapmış oluruz, ama sadece fırçalama da yetmez. Arayüz fırçası ya da diş ipi dediğimiz farklı tedavi unsurlar da var. Eğer onları da yaparsak, hani bir daha diş hekimi yüzü görmezsiniz ama 6 ayda bir kontrole gelirseniz seviniriz. Bunlarla desteklemeliyiz diyorsunuz. Tabii ki, tabii. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Son evet. olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kırşehir halkını, gurbetteki Kırşehir halkını Kırşehir'e bekliyoruz. Tedavilerimiz garantilidir. Öyle söyleyeyim ben size. Ömür boyu garantilerimiz vardır. Mümkün olduğunca fakültedir, farklı bir yerlere gitmelerine gerek yok. Hem uygun fiyata hem gayet şık ve gayet sağlıklı tedaviler yapıyoruz. Bütün Kırşehir'i bekliyoruz tedaviye.